Allah'a şirk koşanlar. Allah'a ortak koşanlar. Allah hiçbirimizi şirke düşenlerden etmesin. Zulmün ve Allah'a karşı işlenen suçların en ağırı şirktir Müslümanlar. İki kardeşlerim anasına babasına asi olup tevbe etmeyen evlatlar berat gecesinin sevabından faydalanamaz. Yani ana baba hukuku bu kadar önemli görüyor musunuz? Allah'ın rahmetini kesiyor. Şimdilerde biz tabi bu yeni yetişen genç yavrularımıza bu duyguyu aktarmakta zorlanıyoruz. Sebep kardeşlerim çocuklarımızla eskiden bir ilgileniyorsanız şimdi inanın yüz ilgilenmeniz lazım. Sebep Bakın kardeşlerim ben şu sözü söyleyeyim siz bana ister kızın ister hak verin. Eskiden bir mahalle kültürümüz vardı. Sen çocuğunla ilgilenemesen bile sokağın başında memeden mi oğlum? Bak yalan günahtır derdi. Çocuğu doğru yola sevk eden komşular vardı. Çocuğu yanlış bir yerde görünce yavrum sen bak Ayşe teyzenin kızısın. Burada ne işin var senin diyen akrabalarımız vardı bizim. Bizi denetleyen, bizi ikaz eden, bize hayırlı nasihatte bulunup bizi kontrol eden bir çevre vardı. Şimdi o çevre kalktı. Küçücük köylerde bile çocuklara kimse öteki diyemiyor. Ya köy yerde millet yumurtayı bakkaldan alıyor. Köyde yumurta bakkaldan alınır mı ya? Hayat ne kadar değişmiş. Şimdi bir de bizim bilmediğimiz çocuklar saldırıya uğruyor. Ne gibi? Ruhları, akılları, kalpleri. Çocukta bilgi yok, okumamış, yeterli donanıma, bilgiye sahip değil. Adam 40 yılın cambazı, işin ip cambazı olmuş. Öyle bir soru soruyor ki dinsizce çocuğun bütün aklını, hayalini yıkıyor. O çocuk dini bir sohbet almamışsa, dini bir altyapısı yoksa o çocuğun kafasına bir soru işareti. Oğlum senin anan baban cahil bunlar zaten bir din diye bir şey tutturmuşlar. Zaten o dindarların çoğu da yalancı, hırsız, üçkağıtçı diyor, kötü bir propaganda yapıyor, çocuğu şüpheye düşürüyor. O çocuk dine olan güveni azalınca Allah'tan beklentisi azalıyor. Allah yok gibi yaşamaya başlıyor çocuk. Yani çok umurunda olmuyor bu işler. Halbuki ister umurunda olsun ister olmasın öldüğünde karşılaşacağın bir hayat var. Şu gözünü yumduğunda başlayacak bir hayat var. Eyvah tüh meğer bunlar boşmuş deyince bir şey elde edemiyorsun. Oradan sonra pişmanlık fayda vermiyor. Onun için şu anda eskiye göre bundan 30-40 yıl elektriğin, internetin, televizyonun, bu kadar hayatımızı bozucu, kötü insanlar bu kadar çok değildi dünyada. Bir duyardık filan yerde bir adam adam öldürmüş derlerdi. Onu bir ay konuşurduk. Şimdi her gün yüzden adam öldürüyorlar. Dolayısıyla kötü çoğaldı. Hırsızlık. Bir duyardık ki aşağı mahallede birinin evine hırsız girmiş derlerdi. Bunu duyardık. Acayibimize giderdi. Şimdi ne aşağı mahallesi? Adam evinde uyuyor, yan taraftaki odayı soyuyor hırsız. Suyu da içiyor ha. Adam dalga geçer gibi ya. Yani utanma, korkma, Allah'tan korkma yok. Bu kadar çok hırsız. Ben mesela e, bir ara sormuştum bir savcı arkadaşa yani hırsız sayısı Türkiye'de ne kadar? Çok biliyor musunuz? Rakam çok büyük. Yani hırsızlıktan gasp ve hırsızlıktan suç üstü yapılmış veya mahkemede dosyası olan o kadar çok ki Allah tevbe nasip etsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.